yolsuzluk, hizmetsizlik her tarafta. Her gün tapeler çıkıyor. Her gün televizyonlara artık insanlarımız bakamaz hale gelmiş vaziyette. İçi kararıyor. Ülke ciddi sıkıntılar içerisinde. Kurumlararası çatışmalar sıkıntılı. Bir başbakanımız var. Her gün kendisine darbe yapıldığını sanıyor. Halkıyla bütünleşmiş, halkıyla kucaklaşmış bir durum yok. Devletin kurumları dönüştürmeye çalışılıyor. Özüne bakarsanız da bir hükümet devlete aslında darbe yapıyor. Şimdi ülkenin genel durumu bu ülke, temelin genel durumu iyi mi? Baktığınız zaman tavan burada da var, yolsuzluk burada da var, hizmetsizlik burada da var, kavga burada da var, huzursuzluk burada da var. Ve Mendilim'den Çıralı'ya kadar memleketimin hemen hemen her karesi sorumlu. Her karesi hizmet bekliyor. Her insanın hizmet bekliyor. Şimdi bütün siyasetçiler geliyor, geçmişte olduğu gibi bugün de vaat verip 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 gidiyor diye düşünebilirsiniz. Evet, dün geldiler, vaatler verdiler 2009 senesinde. Şimdi bir insanın tutarlı olup olmamasını, bir insanın sözünün eri olup olmamasını o insanın geçmişiyle yargılarsınız. Söylediklerini yaptıklarıyla yargılarsınız. Eğer yapmamışsa evet bu adam sözün eri değil dersiniz. Eylemiyle, davranışlarıyla, söylemiyle yerindeyse, tutarlıysa evet bu adama güvenilir dersiniz. Sevgili dostlar, 2009 senesinde Kuzderililere verilen sözler vardı. Bu sözleri eminim ki unutmadınız. Ama ben kısaca sizlerle bunları anlatmak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Bugün Kuzdere'ye imar sözü verilmişti en başta. Kuzdere'ye altyapı, yol, çevre düzenlemesi, semt evi, okul, yüksek okul, her mahalleye kreş, hatta Sayın Gül, ben Kuzdere'de oturacağım, sizlerle birlikte oturacağım demişti. Hatırladın mı? Bunların hepsini sizlere söylemişti. Şimdi elimde 2009 yılının Mustafa Gül'ün sizlere dağıttığı proje kitapçığı var, vaat kitapçığı. Beni seçerseniz ey halkı ben bunları yapacağım demişti. Şimdi arkadaşlar, hatırlatmak anlamında tek tek şöyle sayfalar çevirelim. En büyük projem dediği temel kart. Şimdi Kuzdere halkına soruyorum. Arkadaşlar, cebinizde kemer kart var mı? Varsa Allah aşkına iki bende var. En büyük projesi. Bu projeyle kemer kart projesiye sizlere bir kredi kartı veriyor. Bu kredi kartıyla olmayan sinema, olmayan tiyatro, olmayan tıbbi danışmanlık, olmayan acil ambulans, yerinde tıbbi müdahale ve doktor hizmeti, kültür, sanat vesaire hizmetlerini alıyorsunuz. Burada bonuslar birlikte her harcını yapacak her insanımız o bonuslarla puan kadar kenar bölgesine para veriyor. İkramiye parası, o parası parayla da kenar belgesi işte fakire, yoksula yardım edecek. Bu projenin amacı bu. Şimdi soruyorum, bir tanemizde kenar kart yok. Demek ki bu proje yapılmamış. Sevgili dostlar,
Gemer Uluslararası Kongre Salonu yapacağım demiş. Gemer'de böyle bir salon yapılmadı. 12 ay turizmi getireceğim demiş. Sevgili dostlar, kendisi göreve geldiğinde 7 ay turizm vardı. O turizmde şimdi beceriksizlikleriyle, kötü yönetimleriyle 5 aya kadar düşürdüler. Modern Ticaret Konseyi'ni kuracağım demiş. Modern Ticaret Konseyi'ni Kemer'de bırakın, Modern Ticaret Konseyi'ni, ticaret bozuldu. Esnaf kirasını ödemeyecek duruma düştü. Öte taraftan yazın hepiniz biliyorsunuz, esnaf eylem yaptı. Kefen kapattı. Her mahalleye futbol sahaları yapacağız. Golf sahaları yapacağız. Tenis sahaları yapacağız. Kapalı spor salonu yapacağız demiş. Av turizmini getireceğiz demiş. Ovacık ve Gedenle mevkilerinde gerekli düzenlemeler yapılarak kış sporlarını turisti Ovacık'a Gedenle'ye çıkaracağım demiş. Demiş. Şimdi amfi tiyatro yapacağım demiş. Oysa hatırlarsınız, göreve geldiğinde daha ilk icraatı tiyatroyu tasarruf tedbirleri dolayısıyla kapatmaktı. O tiyatrocu arkadaşlarımıza da zabıta kıyafeti giydirerek Kemer sokaklarına saldı. Yani tiyatro sanata bakış açısı olan Sayın Gül bir de darbe yapmıştı biliyorsunuz. Daha koltuğa oturmadan 2009 akşamı, 29 Mart akşamı, hani dönem değişikliklerinde diktatörler genelde yıkıldığında satma mekanlarında falan bağlarlar, böyle şak yaşar şekerler yanmışlar. Onun gibi sanat heykelinde daha göreve gelmediği gün gitmiş. Sanattan anlayış bu. Sevgili dostlar, başka neler vaat etmiş? Tek tek sayfaları çeviriyorum. Temel Turizm Meslek Yüksek Okulu vaat etmiş. Temel Turizm Meslek Yüksek Okulu. Yapıldı mı sevgili dostlar? Yapılmadı. Bakın, diyor ki, Buzdere Mahallemizi yeni eğitim kompleksine kavuşturacağız. Yeni bir eğitim kompleksiniz oldu mu sevgili Buzdereler? Sizlere soruyorum. Var mı? Yapıldı mı? Yok. Temelimizde Turizm Meslek Yüksek Okulu kazandıracağız. Yaz ve kış spor okulları açacağız. Bedensel ve zihinsel öğrencilerimize eğitimleriyle ilgili her türlü desteği vereceğiz demiş. Yapmamış. Arkadaşlar, her mahalleye semt evi, yaşlılar evi, her mahalleye kreş, beceri kursları, kadın sorunları danışma merkezi, engellilere yönelik projeler, kurslar, onlar bunlar. Bakın, tek tek sayfaları çevirerek gözümüzün önünde okuyorum. Sevgili dostlar, değerli kuzeyliler, dinlenme alanları, piknik alanları vaatler vermiş her mahalle. Piknik alanınız var değil mi? Kuzeyliler, yapsın Sayın Gül. Onun için sizler de güzeldi şimdi de gidip piknik alanında piknik yapıyorsunuz. Şimdi mezbahane tesisleri. Mezbahane tesisleri yapacağım demiş. Yeraltı katlı otopark yapacağım demiş. Belediye toplu konutları yapacağım demiş. Belediye toplu konutları. Buzdere mahallemize sebze ve meyve hali yapacağım demiş. Halimiz var mı arkadaşlar? Halimiz. Halımızı, halimiz de yok, halımızı sorandı. 4 yolda Buzdere'ye alt geçit kavşak düzenlemeleri yapacağım demiş. Buzdere'nin yolları ortada. Çöp fabrikasının kokusunu ortadan kaldıracağım demiş. Çöp fabrikası hala daha koku yaymaya devam ediyor sevgili dostlar. Su havzaları ve güverte kaynağının ciddi bir şekilde korunması sağlanacak demiş. HES projesini hatırlıyorsunuz sevgili kuzeyliler değil mi?
bu kardeşiniz engelledi. HES projesinde eylem yaparken biz belediyede bir de HES'çilere belediyenin kapılarını açtı. Yine burada toplantı yapın diye. Yukarıdan aşağı tenezzül edip aşağı bile inmez. Bu HES buraya gelseydi kesme boğazının hali ne olurdu biliyor musunuz? Ona bile sahip çıkmadı. Bu memleketin çocuğu, bu memleketin başkanı en ölümcül bir projede bile karşı çıkmadı. Sevgili dostlar, Pers Müzesi yapacağız demiş. Buzdere mahallemizin alt ve üst yapısını suretle faaliyette geçireceğiz demiş. Demiş de demiş, neler dememiş ki, neler vaat etmemiş ki, birçok şeyler. Mesela Allah gecinden versin ama demiş ki Kuzdere mahallemize günümüzün şartlarına uygun mezarlık yapacağız demiş. Mezarlığımız var mı arkadaşlar? Yapıldı mı? Yok. Peki şöyle soralım. Her sayfayı okudum ve sayfa bitti. Peki. Ne yaptı Kuzdere'ye? Öyle sorayım ben size. Yani Kuzdere'ye şu anda Sayın Gül vaat ettiklerini yapmadı da şunu yaptı diyebileceğiniz bir konu var mı arkadaşlar? Allah aşkına varsa lütfen söyleyin. Kapının mezarlığa kendini göreceğim. Evet. Şuraya bir taş döşe. Evet. Taş döşemeyi çok seviyor Sayın Gül. Asfaltı söküp taş döşemeyi çok seviyor. Başka da hiçbir şey yaptığı yok. Şimdi vereceğiniz sevgi nedir? Nefret doğumları ekti. Ne atayı tanıdı, ne babayı tanıdı, ne halkı tanıdı, ne kendine olanı tanıdı. Yani. Ve yapacağımız hizmet dedi, her hizmeti de tarifeye bağlı. Tarifeye. O tarifeyi vermezseniz hizmet alamazsınız. Demek efendim. Hizmet almanız da mümkün değil. Dostlar. Şimdi, peki Mustafa Gül böyleyken, hani kalbi bizim için atan bir vatandaş var. Kalbi sizin için atıyor. Ben sizi çok seviyorum diyor. Kalbim sizin için atıyor diye kemin atan var ya. Yolsuzluklardan yargılanan. Daha son hafta içerisinde iki tane ihaleye fesat karıştırma dosyasından yargılanan. Trilyonlarca lirayı heba eden, iç eden. Altyapı, su kanalizasyon hizmeti yerine her şeyi yapan ama nedense görevi olan altyapıyı, suyu, kanalizasyonu arıtmayı yapmayan hani Tekirova'nın kabuğunu kırdı da Kemer'in kabuğunu kırmak isteyen zat-ı muhterem neler vaat etmiş? Bir yana bakacağız. Ben okulçuyum. Her şeyi belgemle konuşurum. Her şeyi. Bunlar gibi lafla, sözle değil. Sevgili dostlar. Elimde 2009 seçim beyannamesi var. 2009 seçim beyannamesi. Yusuf Orası. Buyurun, buyurun. Gelin, gelin. Buyurun. Buyurun. Ankara'da yol yap ya da bozul böyle yaptı bir dakika. Tamam gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel otur gel. Peki. Tamam işte gel otur da dinle bari. Gel. Çivi çak şu çekerimi astım. Tamam gel otur da dinle gel. Neler yapacağımızı dinle gel. Bir tane çivi göstereceğim. Tamam gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bağırma gel. Gel dinle sen de dinleyeceğim gel. Sevgili dostlar, ben size imar getireceğim. Cuma yerine imar getireceğim demiş. Arkadaşlar, Cuma yerinin imarı gelmedi. Tekirova'nın imarı yapılmadı. Daha doğrusu, arkadaşlar, ilgilenmeyin, gelin. Arkadaşlar, ilgilenmeyin, gelin. Provokatörlük yapıyor arkadaşımız. İlgilenmeyin. Söyledikleri zoruna gitti. Niye gitsin, gerçekleri konuşuyor. Tek tek burada varsa Allah için söyleyin dedi.
Bu gerçekleri televizyondan da belki izleyenlerimiz görmüştür. Hodri meydan dedi, hodri meydan. Senin ağababalarına hodri meydan çektin meydanlarına. Yorulun ediyorum valla. Buyursun gelsinler bu meydanda tartışalım. Halkımın karşısında tartışalım. Halkımın huzurunda tartışalım. Yaptıklarını tartışalım. Ettiklerini tartışalım. Senin ağababaların gelsin bu meydana. Eğer meydanda gelsin, eğer. Eğer meydanına. Hadi onlar. Hadi onlar. Halkımın içindeyim. Onlar nerede? Ben halkımın içindeyim. Kemerim oğlum güneşlenecek. Kemerim oğlum güneşlenecek. İşte bunlar bu. İşte bunlar bu. İşte bunlar bu arkadaşlar. Eğer 30 Mart'ta bunları ben her yerde söylüyorum. Gelin halkın karşısında tartışalım. Niye gelmiyorlar? Niye gelmiyorlar? Çünkü yüzleri yok, yüzleri. Çünkü halkın ağzına hiçbir şey koymadı. Ve sevgili dostlar, devam edelim. İmar. İmarı getirmemiş. İmarı getirmemiş. Söz vermiş. Hala Tekirova'da imar yok. Arkadaşlar, MOBESA sistemi demiş, kasap yaptı. İmardan dolayı da, yaptığı yolsuzluktan dolayı ihale fesat karıştırmaktan yargılanıyor. Ben şikayet ettim. Şu anda yargılanıyor arkadaşlar. MOBESA sistemini hepiniz biliyorsunuz, tanışmıyor. Eğitime destek yapacağım demiş ve burslar dağıtacağım demiş, burslar. Oysa Anayasa Mahkemesi bursları iptal etmişti. Belediyelerin öğrencilere burs vermesini yasaklamıştı. Buna rağmen burslar yapacağız diyor. Sevgili dostlar, Tekirova'da otobüs terminali yapacağız demiş Sayın Uras. Tekirova'nın otobüs terminali yok. Yapılmadı. Mesire alanı yapacağım demiş. Tekirova'nın mesire alanı yok. Yapılmadı. Tek tek. Dere boyu yeni cazibe alanı. Dere boyu şu anda çöp çıktı arkadaşlar. Tekirova'ya giden arkadaşlarım hepsi görüyor. İtalya'daki gibi Pisa Kulesi yapacağım demiş. Eminim ki böyle bir Pisa Kulesi yok. Yapılmadı. Araştırma meslek yüksek okulu yapacağım demiş sevgili dostlar. Araştırma meslek yüksek okulu. Tekirova'nın daha lisesi yok, lisesi. Balıkçı barınağı yapacağım demiş. Tekirova'da. Balıkçı barınağı var mı arkadaşlar? Hayır. Halka açık plajlar yapacağım demiş. Tekirova halkının denize gireceği yer yok. Bırakın plajları. Temelde şu anda Tekirova'da Tekirova halkı plaja giremiyor. Yer yok. Kapalı pazar yapacağım demiş sevgili dostlar. Kapalı pazar. Tekirova'da arka mikrofonda bir pazar var. Cuma yerine modern üst geçit yapacağım demiş. Cuma yerine modern üst geçit yok. Yüzlerce insan bu karayolundan can verdi. Şimdi demiş ki biz hayal kurmuyoruz. Biz vaat etmiyoruz. Biz gerçekleştiriyoruz demiş. Takdir sizi, diyorum size. Tekirova'nın avucuna, hayatına son 5 yılda ne koydu ki? Temerlilerin hayatına yaklaşacak.
Tekrarla kabuğunu kırdın mı ki sen şimdi kemer kabuğunu kırmaya çalışıyorsun? Tekrarla insanlarımız benim perişan, yemin inliyorlar bir sonrasının yönetiminden. İnsanlar birbirinin cenazesine, insanlar birbirinin düğününe, insanlar birbirine selam vermekten aciz. Korkuyorlar. Tıpkı kata kişilerin korktukları gibi. Çünkü insanı aşıyla, işiyle, nefsiyle, hanesiyle terbiye etmeye çalışıyor. Çünkü destur. Bir başınızı kaldırın bakalım. Kaç tane insan etmeninden oynadı? Kaç tane insan işinden etti? Bunlar mı bizim hayatımızı düzenleyecek? Hayır! Bunları mı hayatımızı, geleceğimizi emanet edeceksiniz? Hayır! Bu anlayışla, bu zihniyette mi hayatımızı bizim emanet edeceksiniz? Takdir sizi sevgili kuzlarımlar. Eğer yiğitlerse, mertlerse gelsinler bu her meydanında kuzlarımların alnımını da baksınlar bunları. Öyle yapmaya yok. Bu alnı bu kadar uygun, siyasetine bu kadar vaatlerle kalmayacak. Ben söylemedim. Sizlere söyledim 2009'da. Demek ki Kuzdere'yi yeni bir merkez yapacağım. Kamu kurumlarını belediyeye bu Kuzdere'den yapacağım. Demek ki Kuzdere'yi gelip sizlerle birlikte olacağım. Demek ki ben dedim. Ya demedim. Ben diyorum ki dediğini niye yapmadım? Ama 30 seneden beri bu memlekette bu memleketin evladıyım. 30 yıldan beri bu memlekette can verdim, gönül verdim. Es mücadelemize yanındaydım. İkime mücadelemize yanındaydım. Es zaman ekmek mücadelesine yanındaydım. Çıralıların mücadelesinde orma yıkımlarında Çıralı'daydım. Genelmedeydim, oradaydım, buradaydım, her taraftaydım. Onlar ne zaman yanımıza geldi? Köyünün ikime mücadelesinde ne zaman karşılarına çıktılar? Halkım da bunu takdir etmeli arkadaşlar. Ve diyorum ki bir 5 yılınızı daha helal etmeyin. Bir 5 yılınızı daha kanatmayın. Sen ben bizim oğlan diyerek değil. Ben de sizin evlatınızım. Ben de Kuzdereliyim. Ben de Kemerliyim. Ben yaban değilim. Yaban Cumhuriyeti Mezifan nasıl da kabul etmiyor? Belki burada doğmadım ama ben burada doğuyorum. Bu ülkede de yaşıyorum. Bu ülkede ölülerini gömüyorum. Bu ülkede öleceğim inşallah. Ben bu ülkede evlatıyım arkadaşlar. Sevgili dostlar, Çöprak Fırası'nda Ağustos ayı itibariyle projesini hazırladım. Hem kokuyu son vermek, hem de bahçemizdeki narenciye değerlendirmek, evi kaldırma modeli olarak benim halkımın, benim üreticimin, benim çiftçimin narencesini daha iyi koşullarda satabilmek, değerlendirebilmek ve kazanabilmesi için burayı taze meyve suyu entegre tesisi yaparım. Aynı zamanda da Kemer'in değişik yerlerinde turistik beldelerimizde vitamin barları oluşturalım dedim. O proje çalmışlar. Şimdi biz reçel fabrikası kuruyor orada. Yani reçel fabrikası. Yani büyükler şeker geldi de, geldiler ya, reçel fabrikasını kurmaya karar vermişler. Birisi reçel fabrikası kuruyor, birisi de ilginç meyve suyu fabrikası kuruyor. Şimdi projeyi alçalmışlar ama o projeyi anlamlandıramamışlar. Ya belediyecinin işi nedir fabrika yapmak? Yani belediyecinin işi nedir fabrika yapmak? Arkadaşlar biz narenciyemizi değerlendireceğiz, narenciyemizi. Bunlar bu kadar tersine çalışmadan, halkın tersine olan çalışmadan bu kadar. Çünkü adamların kültürü de yağma var. Tavan var. Tavancılara iş birliği var. Bugün Kıldır Çeşme'yi ben vermedim. Kıldır Çeşme'de 3 tane hakkına kararlı uygulama yasağı indir. Kıldır Çeşme'yi yok eden, sermayeye teslim eden, halkın Kıldır Çeşme'den yararlanmasını engelleyen Sayın Gül 3 tane mahkeme kararlı uygulamadı. Kırmızı Çeşme'nin bahsi iptal edildi. Ey halkım buyur. Ve Kırmızı Çeşme'deki şu anda oradaki o işletmeyi tahliye edecek. Oradaki o inşaatları yıkacak. Ve tekrarında da halkıma verecek olan Sayın Gül'ün ta kendisi
değilse, mertse, bu bölgeye uşaysa, buranın çocuğuysa, burayı halka açsın, halka açsın, halka versin. Bakın, diğerine pasar etsin, diğerine pasar etsin, pasar etsin sermayeye veriyor, pasar etsin. Tarihe geldi arkadaşlar. Kalan tarihe geldi. Sermaye eşitliği yapacaklar. Sanki otel alanı kalmamış. Sanki. 2005 senesinde vermişler. Sermaye taspasar ismini tahsil 2005'te vermişler. Benim aldım 2014'te öğreniyor. 2014'te hocam ben de öğreniyor arkadaşlar. Orada otel ruhsatı veren, inşaat ruhsatı veren kim? Sayın Yusuf Uras. Peki diyorum ki iyiyse, mertse, adamsa, çevreciyse, halkını düşünüyorsa, bölgeyi düşünüyorsa o verdiği inşaat ruhsatını iptal etsin. Edemez. Ama ben size söz veriyorum. 30 Mart'ta halkın bana yetki verirse o pasar size verilmiş inşaat ruhsatını yeter artık bu düşkünlere, yeter artık bu hayasızlara, yeter artık bu hırsızlara, yolsuzlara, tarancılara. Artık dur demenin zamanı geldi. Hervasızlığa, fıtırsızlığa dur demenin zamanı geldi sevgili dostlar. Ayıptır. Bu kadar bu insanların, sizler, bizler bu kadar muameleyi hak etmiyoruz. 30 Mart'ta ya talancı olacağız, ya rancı olacağız, ya halkçı olacağız. 30 Mart'ta ya bu bize yapılanlara reva diyeceğiz. 30 Mart'ta evet, her şeyimize hak müstahak diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki, hayır kardeşim, bize hiç de hak müstahak değil diyeceğiz. Bunun kararını sevgili halkı siz vereceksiniz. Ya rancılardan yana olacaksınız, ya talancılardan yana olacaksınız, ya da halkçılardan yana olacaksınız. Bunun başka rahmetçiliği yok sevgili dostlar. Rahmetçiliği yok. Bu memleket sahipsiz değil. Kısaca bu projelerin hepsi sizlere gelecek. Tek tek evlerinize gelecek. Çok kısa bir şekilde geçecek. Zamanınızı da fazla almak istemiyorum. 53. parselimiz var bizim. Şu ay içinde bulunduğumuz alan. Yani eski sanayi enstitüsünden şu içinde bulunduğumuz alan. Buraya arkadaşlar Buzdere Kent Meydanı, Buzdere Parkı, cami, sportif alanlar, çay bahçesi, çocuk parkı, yürüyüş parkuru, kapalı pazar yeri ve bir sağlık merkezi planlıyoruz. Sevgili dostlar, Buzdere'de yeni mezarlık projemiz faaliyete geçecek. Ulaşımı, belediye otobüslerini getireceğiz, kırmızı otobüsleri getireceğiz, toplu ulaşımı getireceğiz. Beldivinden Çıralı'ya kadar toplu ulaşım Kemer'e gelecek. Ulaşım rantına ve tekeline halkımı kurban etmeyeceğim. Bu halk ucuzsa ulaşımdan yararlanacak sevgili dostlar. Yararlanacak. Peki dolmuşçu, peki taksicilerin ekmeğini nasıl daha tertipleyeceğiz? Ona da projem var. Onları bir araya getirip onlara bir ulaşım anonim şirketi çatısı altında buluşturup onlara daha iyi rekabet edebilen, daha rentable, daha verimli ve maliyet hesaplarını düşüren araç yenilemeleri yapacağız. Normalde para kazanmıyorlar. 10 gün 5 günde bir sıra geliyor. Böyle bir düzen olmaz arkadaşlar. Böyle bir ekonomik düzen olmaz. Böyle bir işletme verimlilik anlayışı olmaz. Ama her şeyden öte benim halkımı da 300 tane dolmuşçuya reva edemem, heba edemem arkadaşlar. Benim halkım ucuzla 24 saat ulaşım ağıyla gidip gelecekler sevgili dostlar. Arkadaşlar 65 yaş üstü insanlarımız bu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanacaklar. Bütün öğrencilerimiz de paso verilmek suretiyle bedava yararlanacaklar. Arkadaşlar bütün yaşlılarımıza gezici sağlık ekipleri
tedavilerini evlerinde yapacaklar. Ücretsiz. Telefon açılacak. Ücretsiz bir şekilde bir hat alacağız. O telefonla aranacak. Benim tansiyonum yükseldi. Bir genel ölçüm denilecek. Benim ilacım var, iğnem var. Buyurun gelin denilecek. Ve hemşire, doktor sizlerin ayağına kadar gelecek. Şimdi bu hizmetlerin hepsi Sayın Akaydın tarafından Antalya'da şurada 40 kilometre ötede yapılıyor arkadaşlar. Dar gelen insanımızın onuruyla oynamayacağız. Yani evlerine getirip de kapılarından iki tane poşet içerisinde gıda maddeleri vermeyeceğiz. Benim insanım onurludur. Kimsenin onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Lütufmuş gibi verip millet duygularını istemek de doğru değil. İhtiyaç farkla. Aylık 150-200 TL civarında bir rakamla limitle daha gelen insanımıza bunları vereceğiz. Sadece temel gıdaya ilişkin olarak. Temel gıda arkadaşlar. Yani bakliyattan tutun da bulguru, pirinci, salçası, yağı, şekeri, çayı, temel gıdaya ilişkin ünitelerimiz olacak her mahallede. Gidecek kendi ihtiyacına kendisi karar verecek, kendisi alacak, ücret ödemeyecek. Bu yoklukla ve yoksullukla bir mücadele arkadaşlar. Biz toplumcu ve sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılacağız diyor. Eğer biz toplumcu ve sosyal belediyeciliği hakim kılacaksak biz yoksullukla ve yoklukla da mücadele etmek gerekiyor. Sevgili dostlar, eğitim vakfı kurmak suretiyle, bakın ben siyasilerin eğitime müdahalesini doğru bulmayan bir kardeşimiz. Siyaset kurumunda, eğitim kurumunda siyasetçilerin işi yok. Eğitim kurumunda pedagojik bir raporlamadan geçmeden gelip de böyle okullarda cirit atan siyasetçilere yer yok, olmamalı. Türkan şunu bilir ki siyaset eğitimden uzak tutulmalı. Bunun için diyorum ki arkadaşlar, bir vakıf kuracağız. Bu vakıfla belediyenin 3-5 gelirini, geliri gel olan yerleri oraya vakıf edeceğiz. Düzenli bir şekilde gelir olacak. Hayırseverlerin katkılarıyla, yatırımcı dostlarımızın katkılarıyla bu vakıfı ayakta tutacağız. Vakıf öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını, okullarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı zamanda da buradan üniversiteye giden bütün gençlerimize burs olanağı getireceğiz sevgili dostlar. Öğrencimize destek, ailelere katkı. Arkadaşlar, çalışan annelerimize kreş, kadın kültür merkezi, evde bakım hizmeti, ihtiyaç kart. Karataş'ımız cazibe merkezi olacak arkadaşlar. Karataş'ı akşam ışıklandıracağız. Gündüz Karataş'ta tırmanma alanı yapacağız. Orada rekreasyon alanları yapacağız. Halkımız artık sosyalleşecek. Canı sıkıldığında yürüyüşe gidecek. Canı sıkıldığında oturacak, dertleşecek, yemeğini yiyecek, kafesini içecek. Halkımıza yeni cazibe merkezi haline getiriyoruz. Düzdere halkı hak ettiği imarı kavuşacak. Nasıl kavuşacak? Bunların yaptığı gibi değil arkadaşlar. İmar dediğin şeyi halkla paylaşırsın. Halkı katarsın. Halkın görüşlerini alırsın. Halka şeffaf yaklaşırsın. Aynen geleceğin buraya bütün ekip dizilecek. Tek tek vatandaşlar kendi toprağının durumunun ne olduğunu, yüzde kaç emsal geldiğini, oraya kimin ortak olduğunu, kimin olmadığını, bütün itirazlar yapacak şekilde bilgilendireceğiz. İnsanımızı bilgilendirerek, insanımızı şeffaf kılarak ve her şeyden öte katarak bir imar anlayışına getireceğiz sevgili dostlar. İnşallah bu aşamada bunları sağlayacağız. Şimdi taziye evi yapacağız arkadaşlar. Defin ve morg hizmeti veren taziye evleri her mahallede olacak. Yani kıymetlimiz ölmüş, düşünün, acılı zaten aile. Öyle bir de insan ağırlamakta, gelene gidene hürmet etmekle meşgul.
Durumu olabiliyor, durumu olmayabiliyor. Yaz ve kış koşullarını düşünün. Çünkü yağmurun altında bir cenaze törenini düşünün. Yani artık insanımız insan gibi bir yaşam hakkına kavuşmalı. İnsanın halinden anlayan, derdinden anlayan ve o makamlar bir hizmet makamı olmalı. O makamlar bir maram makamı olmalı. Derdini anlatacağın, maramını anlatacağın bir makam olmalı sevgili dostlar. Bunlarki gibi değil. Bunların anlayışıyla değil. Bütününde insandan yana, halktan yana, halk için bütün hizmetlerimizi buna göre oluşturacağız. Sevgili dostlarım, birçok proje var. İşsizliğe örneğin esnafımızın ekmeğini aşını arttırma noktasında olan bunların hepsini ama hepsini sizlere getireceğiz, anlatacağız evlerinize kadar pazar gününden itibaren bunların dağıtımını yapacağız. Kış turizmini canlandırmak için projelerimiz var. Ötesinde bir sonraki hedefim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada biliyorsunuz Keçili Barajı var. Keçili bölgesi. Keçili Barajı yapılırsa Ava Deresi'nin ta Kesme Boğazı'na kadar denizi içeriye alacağız. Ve bütün bu alanlar ta Kiriş'e kadar yani vadiden oraya kadar rekreasyon alanlarıyla her iki tarafına aradan köprüler geçmek suretiyle Eskişehir örneğinde olduğu gibi bir çekim ve cazibe merkezi haline getireceğiz. İnsanlarımız spor yapacak. İnsanlarımız akşam yürüyüşünü yapacak. İnsanlarımız o suyun dalgalanmasını, su şovlarını, ışık şovlarını insanlarımız akşam görecekler. Gondollar getirecek, gondollar burada. Bunlar uzak ihtimal değil arkadaşlar. İşte Eskişehir Belediye'm yaptı. Antalya Belediye neler yapıyor? Yani bizim belediyecilik anlayışımızı Sayın Başbakan bile takdir etti. Gelin hep beraber şu memlekette halkın belediyesini kuralım. Gelin hep beraber şu memlekette bu yolsuzlara, talancılara dur diyelim. Gelin hep beraber şu memlekette o makamları bir hizmet makamı, bir maram makamı haline getirelim. Gelin hep beraber artık yeter diyelim. Gelin hep beraber, birlikte beraber güzel güneşli günlere gidelim. Gelin hep beraber bir ve bütün olalım. Bir ve bütün olmaya, yalana, dolana, yolsuzluğa, rüşvete, her hizmetin tarifeye bağlandığı bir belediyecilik anlayışını yıkmaya 30 Mart'ta var mısınız sevgili dostlar? Var mısınız sevgili dostlar? Bu kardeşiniz de sizinle birlikte bu söylediğim bütün sözleri yapmaya, artık o haramilerden hesap sormaya, o harami düzenini yıkmaya ben de size söz veriyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabilirim arkadaşlar. Erdal abi. Aralan güneşimiz, vatan güneşimiz, sevgili Umut Güneş'e doğacak. Hangi haberi edin yok. Teşekkür ederim. Yüreğin sağlık abi, yüreğin sağlık. Evet arkadaşlar, sorusu olan var mı? Düşüncesini dile getirmek isteyen. Arkadaşlar, pazartesi günü 11'inde Sayın Akaydın kenarda. Onu mu? Pazartesi günü saat 10'u. Ayın 15'inde halkın adamı, halkın vekili Muharrem İnce kenar. Lütfen eşinize, dostunuza söyleyin. Sizlerle birlikte dertleşecek, sizlere hitap edecek. Gündemi sizlerle birlikte değerlendirecek. Pazar günü de ARD Akdeniz TV'deyim. Haftaya Cuma Halk TV'deyim. Bütün gerçekleri halkıma anlatacağım, anlatmaya devam edeceğim. Yapacağımız anlayışı, hizmeti, hizmetleri tek tek paylaşacağım sevgili dostlar. Ben burada, yine bu meydanda, bu Er meydanında tekrar davet ediyorum. Yiğit dense, Mert dense, gelsinler burada, bu meydanda tartışalım. Sizlerin huzurunda, sizlerin yanında, sizlerin karşısında bunlarla birlikte tartışmaya hazırım. Yiğit dense gelsinler, Mert dense gelsinler, bu konuştuklarıma söyleyecek lafları varsa lütfen buyurun.
gelsinler. Hepsini davet ediyorum. Yusuf'u da davet ediyorum. Mustafa'yı da davet ediyorum. İstedikleri yerde tartışmaya hazırım. İstedikleri yerde bir araya gelmeye hazırım. Gelemezler. Pazarcılarıma da söz söylüyorum. Pazarcı kardeşlerimin alın terine göz koyanlardan, yazın 50 derece sıcağın altında, kışın yağmurun çamurun içinde o pazarcı esnafımın 3 kuruşuna 5 kuruşuna göz diken bu anlayışı yıkmaya geliyorum ve pazarcı esnafıma da söz söylüyorum. Kapalı pazarlar gelecek, alın terine kimse göz dikmeyecek. Hırsızları yakalayalım, hırsızları. Hırsızları Hodes'e kadar kovalayacağım. Size söz söylüyorum. Hodes'te, Hodes'te. Onların yeri halkın huzuru değil. Onların yeri Hodes. Onun bunu parasıyla diye hepsi çevirmek değil. Mühim olan ne biliyor musunuz? He? Milletin dolarla değil, milletin alın teriyle. Aynen. Aynen. Bir emekliye 25 lira, millet zekinde 7,5 milyar. Aynen. Onun zekisi yok mu? Evet arkadaşlar. Emekliye 25 lira. Aynen doğru. Millet zekinde 7,5 milyar lira. Hangi tarih bunu yazmış? Bu aramilerden hesap soracak sizlersiniz işte. Bu kardeşinizle birlikte, benimle birlikte hesap soracak olan sizlersiniz. Sağda bir ayakkabı kartonu göndereyim mi? Para koyacağım mı? Bir sor bakayım. Aynen. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bir tane çekinizi içerim.